Mavi 3 mutfaktaya hoş geldiniz. Bugün Starbucks kurabiyesi yapacağız. Bol çikolatalı, içi yumuşacık, dışı kıtır, nefis bir tat. İyi seyirler diliyorum. Tarifimiz için 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımızı yoğurma kasemize alalım. 1 çay bardağı esmer şeker, 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 tane yumurta, ve bir çay kaşığı kabartma tozu, yaklaşık çay kaşığınız bayağı bir dolu olmasın tavsiye ederim. Bir tatlı kaşığı nişasta ve bir fiske de tuzumuzu ekleyip şöyle spatulamızla kısaca bir karıştıralım ki bütün malzemeler birbirine güzelce geçişmiş olsun. Hemen belirtiyorum, lütfen sevgili arkadaşlar mümkünse esmer şekeri mutlaka kullanın, ama yoksa Normal şeker değerini kullanabilirsiniz. Un miktarımız toplam 3 veya 3 buçuk çay bardağı. İlk önce 3 çay bardağını ekleyin, bir kontrol edin lütfen. Sonra baktınız ki gerekiyor, biraz daha ilave edebilirsiniz. Maksimum 3 buçuk çay bardağını geçmesin. Ben 3 çay bardağı artı bir yemek kaşığı ekleyince hamur tam kıvamına gelmişti. Ve kurabiye hamurumuz yoğurmaya başladım. Yaklaşık bir birkaç dakikanın içerisinde güzel bir hamur elde ediyoruz. Bu aşamada bir su bardağı iri öğütülmüş ceviz, 100 gram sütlü çikolata kendim doğradım bıçakla o şekilde ekledim ve 200 gram damla çikolatayı biter damla çikolatayı ekleyelim ve yoğurmaya başlayalım. Toplam kullanacağımız çikolata miktarı 300 gram. Siz nasıl isterseniz ona göre uyarlayabilirsiniz. Hepsini sütlü veya bitter veya damla nasıl isterseniz kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kurabiye hamuru elde ettik. Bu şekilde görünümü bile çok güzel. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzun üçte biri kadarını ayrı bir kaseye alalım. Çünkü kakaolu yapacağız. İki renkli olacağı için bir kısmını kenara alalım. Ve kenara almış olduğumuz üçte bir kadar hamurumuza bir tatlı kaşığı kakao ve 50 gram yine minik minik doğramış olduğum beyaz çikolatamızı ekleyip yoğuralım. Bu beyaz çikolatayı ekliyoruz ki hani o da böyle güzel bir lezzet katsın kahverenginin içerisinde diye çok müthiş bir güzelliği oluyor. Hamurumuzu hazırladık. Şekil vermeye başlayabiliriz. Çok az bir miktarda kakaolu kurabiye hamurundan yine aynı miktarda da sade kurabiye hamurundan alıyorum. İkisini avucumun içerisinde birleştiriyorum. Sıkarak sabitleyip yuvarlayarak bitiriyoruz. Çok güzel bir görünüm oluyor. Tekrar göstermek isterim. Yine aynı büyüklükte bir sade, bir kakaolu hamuru alıp avucunuzun içerisinde yuvarlayabilirsiniz. Hemen belirteyim, isterseniz hiç kakaolu yapmayın. Hepsini e, sade olarak yapabilirsiniz. İsterseniz bütün hamurunuzu kakaolu yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır. Ben bir kısmını ebruli, bir kısmını sade, bir kısmını da sade kakao'lu olarak yaptım. Yani toplamda 3 farklı kurabiyemiz olmuş oldu. Bunu da sadece kakao'lu olarak yaptım. Yoğun çikolatayı seven çocuklar veya ailenizde biri varsa. Tüm kurabiyelerimizi bitirdik yarım saat buzdolabına dinlenmeye gönderiyoruz. Yarım saat kadar dinlendirdim ve gördüğünüz gibi sertleşti. Bayağı sabit bir hal aldı. Şimdi kurabiyelerimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize aralıklı olacak şekilde dizelim. Yani vermiş olduğum bu tariften toplam 24 tane Starbucks kurabiyesi çıkıyor. 2 tepsi oluyor o da. Şimdi kurabiyemizi önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 15, en fazla 20 dakika pişmeye gönderdik. Ben de 16-17 dakika kadar pişirdim. Ben bayılıyorum. Bunları izlerken bile inanın e, mest oluyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Orijinal çatlaklarıyla, biraz dombili bir şekilde. Ama ben bir bardakla ilk sıcağı gittikten sonra şöyle bir de üzerine basıyorum ki tamamen o dümdüz tam orijinal görüntüsünü alması için Sıcak olduğu için zaten kurabiyeniz hemen dümdüz olacaktır. Ve tüm kurabiyeleri bardakla bastım. Biraz soğumasını bekliyorum çünkü kırılabilir. Soğuduktan sonra servis için hepsi hazır. En sevdiğimiz bölüm doku testine geçiyorum. Çok güzel bir görünümü var. Ee, tabii içerisinde o kadar çikolata var ki bir lezzet bombası diyebilirim. Ee, en büyük özelliği biliyorsunuz içinin yumuşak olması. Yani birkaç tane yiyorsunuz, kıtır kıtır bir kurabiye değil. Dışı kıtır ama içi yumuşacık olmalı. Kurabiyemiz e, Allah'ın izniyle çok güzel oldu. İnşallah sizler de yaptığınızda memnun kalırsınız. Çocuklar mis gibi ev yapımı Starbucks kurabiyelerini sunmak e, apayrı güzel olacaktır. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle diyorum. Hoşçakalın.